çok küçük yaşta itibaren çocuklar şeyleri artık böyle öğrenmeye başlıyorlar, sorgulamaya başlıyorlar. Birçok sorular soruyorlar. Bu soruların tabii bir kısmı dini içerikli sorular olabiliyor. Özellikle Allah'ı çocuklara anlatırken, yani görmediğimiz bir Allah'ı çocuklara anlatırken nasıl bir yol izlememiz gerekir diye bir soruyla başlasak ve oradan devam etsek. Yetişkinlerin yetişkinlere Allah'ı anlattığı gibi aslında çocuğa Allah'ı anlatmamak lazım. En evet. temel belki de anlatacağımız, söyleyeceğimiz şey bu olması lazım. Çünkü yetişkinler birbirleriyle inanç boyutunu konuşurken e, tasavvuf içerikli konuşuyorlar. E, soyut kavramlar üzerinden konuşuyorlar. Halbuki çocuğun işleyişi, zihinsel varoluşu soyut kavramlar üzerinden değil somuttur. Yetişkinler birbirlerine hikayeler, efendim, birbirlerine menkıbeler anlatarak aslında bir takım şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ancak çocuklar menkıbelerden çok anlamazlar, hikayelerden çok anlamazlar. Onlar için her şey somuttur. Yani Allah nerede? Yetişkinler birbirlerine der ki Allah işte mekandan, zamandan münezzehtir diye söyler. Çocuk münezzeh ne der? Evet. Yani takılır kalırsınız çocuğa. Dolayısıyla aslında pedagojiye baktığımız zaman pedagoji e, çocuğa inanç eğitimini aktarırken bu ister İslam dini olsun ister diğer dinler olsun hangi inançtan olursa olsun çocuk gerçeğinden yola çıkarak e, anlatmak zorunda. Çocuğun e, gerçeği ise soyut değil somut kavramlar üzerinden gidiyor. Somut kavramlar neler e, işte bir yeryüzünün varoluşu var. Yani yeryüzündeki güzellikler var. Canlılar alemi var. Canlılar alemi var. Çocuklar canlılara çok meraklıdırlar. Karınca, çiçeğe, kelebeğe, kelebeğin kanadındaki renklere, böceklere, yere uzanıp çimlerin üzerindeki gördükleri şeylere. İşte buralardan yola çıkarak belki bütün iyilikleri ve güzellikleri anlatırken onların yaratıcısı olan Allah'tan bahsedilebilir. Dolayısıyla somuttan soyuta doğru gider. Çocukta aslında Allah'ı anlatmaların her birisi. Fırsat buldukça somuttan soyuta doğru gider. Allah'ın bizzat kendisi anlatılmak aslında pedagojiyle e, çelişir. Çünkü çocuğun uçsuz bucaksız sorularıyla karşılaşacaktır yetişkin. Ve kendisinin de bilmediği sorular aslında. Evet. Yani bir somut varlık olarak hiçbir yetişkin Allah'ı biliyor mu? Yok ama anlatmaya çalışıyor. Halbuki bu çok yanlış bir yol. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Ee, Rabbimizin aslında yaratmış olduğu aleme tecelli eden... Belki işte isim ve sıfatları e, ve bu güzellikleri kullanarak ve o çocuğun her yaş seviyesine belki bir şekilde anlayabileceği bir dil kullanarak e, bir irtibat kurmak, bir bağlantı kurmak. Evet, somut varlıklar üzerinden küçük küçük bağlantılar kurarak. iyi ki Allah kirazı yarattı çünkü tadı çok güzel. Ben çok keyif alıyorum. Orada yaratmakla kirazın lezzetiyle bir iyilikler üzerinden Allahla bir bağ kurulabilir. Efendim e, iyi ki yağmur yağıyor yağmur yağınca işte yerde bitkiler bitiyor Allah'a teşekkür ederim. İyi ki sen benim kızımsın Allah'a teşekkür ederim. Yani orada somutlar üzerinden e, Allah'la bağlar kurarak aslında Allah'a direkt değil de indirekt ulaşarak aslında e, anlatımlar çocukluktan küçük çağdan itibaren başlanabilir. Daha doğrusu şöyle söyleyebilirim Emre Hocam. Evin içerisinde eğer çocuğunu mütedeyyin yetiştirmek ya da bir dinle ilişkili yetiştirmek isteyen anne babalar aslında evin içerisinde bir atmosfer oluşturması lazım yani. Din ve dine ait tarzlarla ilgili atmosfer oluşturması lazım. Yani direkt şöyle bir şey yok çocuklarda şu yaşta çocuğu karşıma alayım da işte sana bir gerçekten bahsedeceğim oğlum işte yeryüzünü yaratan bir Allah var vesaireyle ilgili bir konuşma aslında pedagojide ve inanç eğitiminin içerisinde yok.